Değerli arkadaşlarım merhabalar. Atatürk İlke ve İnkılaplar'da genel tekrarların devamında birlikteyiz. Biliyorum bekliyorsunuz ama benim de rahatsızlığından dolayı bir anda 4-5 saat, 6 saat çekemiyorum. O yüzden geldiğim zaman 1-2 saat çekip tekrardan onu yüklemesi yapıyorum. Ama dediğim gibi az kaldı zaten. Bugün Atatürk İlke ve İnkılaplar'ını konusunu işleyeceğiz. Tabii burada şuna da bakmak lazım. Genel tekrar bir kere daha söyleyelim. Normal videoları bitiren veya işte herhangi bir konu anlatımı bitirene faydalıdır. Hayatında ilk defa ben buradan başlayayım arkadaşlara faydalı değildir. Burada sonuçta düz bir anlatım yapıyorum ama diğer türlü nasıl yapıyorduk hatırlayın. Yazıyorduk komple. Yazarken de anlatıyorduk. O yüzden genel tekrar çok faydalıdır ama dediğim gibi daha evvelden bazı şeyleri yapmak kaydıyla. Tabii biz bu süreçte kıymetli dostlar bir uygulama başlattık ve bu uygulamayı da genişletmek istiyoruz. İlk defa bir kitabımıza denedik. Sen Bilirsin adına bir kitap. Bu kitabı Android cep telefonlarına ve iOS yani iPhone'a uyumlu cep telefonlarına satın almalı opsiyonunu yayınladık. Tabii normalde piyasada 10, 13, 15 civarında satılan bu kitap. Tabii ki matbaa, kağıt masrafı, şu bu var. Onları düştüğümüz zaman arkadaşlarım bir işte yaklaşık 4.99 civarında bir fiyatı var. Yani 5 lira civarında. Tabii bunu cep telefonunuza indirebilirsin. Sen Bilirsin diye Google Play Store'a veya işte iOS uyumlu cep telefonlarına yapın. Sebebini söyleyeceğiz. Arkadaşlarım birçok ilimizde bazı kırtasiyelerde bizim kitaplarımız hala satılmıyor. Birçok arkadaşımız da nereden alıyor? İnternetten alıyor. Hani biraz bu var. İkinci etki isteme var, talep vardı. Üçüncü de daha ucuz maliyeti var arkadaşlar. Ve biz öbür sene şunu da söyleyeyim. Video defter notum var ya ve video ders notları. Bütün hocaların Google Play Store ve iOS'a yüklenecek. Bir kere daha söyleyeyim. Çünkü maliyetleri düşünmek lazım. Kağıdı ithal ediyoruz. İşin ilginç tarafı ülkedeki dolar euro'nun hali de belli. Dün de ile evvelsi gün bütün kitaplara %30 zam geldi arkadaşlarım. Yani benim atıyorum satılan 20 lira kitabı şu an 25 lira oldu. Şimdi onu da düşününce biz en azından video defter notunu ve video soru bankasıyla bu şekildeki soru cevap kitabını sen bilirsin. iOS'a ve Google işte Android cep telefonlarına yükledik. Sen Bilirsin diye yazarak onu indirebilirsiniz kıymetli dostlar. Bu açıklamayı da yapayım. İleride bunu genişleteceğiz onu da söyleyeyim. Bu bir. İkincisi Eylül ayında Allah nasip ederse bir şehir, bir tarih, bir coğrafya projemize başlıyoruz. İllere gideceğiz. Biraz gezelim, görelim. Şoray Uzun Yolda veya Maceracı gibi değil de bunun eğitim versiyonunu tabii ki yine eğitim olmasına rağmen o ülkenin, o yörenin özelliklerini anlatmaya çalışacağız. Yine bizden haberlerden devam edeyim. Ondan sonra derse geçeceğim. Arkadaşlarım, benim hocam da ALES, DGS, Hakimlik, Savcılık, Kaymakamlık videoları çekilmeye başlanacak yazın. Artı Allah nasip ederse YKS'de başlayacak. Böylelikle Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu KPSS B yani genel yetenek, eğitim minleri, öğretmenlik alan bilgisi, KPSS A dediğimiz iktisat işletme maliye muhasebe, DGS, ALES, hakimlik, savcılık, YKS. Yani yaklaşık olarak 16 milyonluk bir kitleye hitap edeceğiz sınavla haşır neşir olan. 16 milyonluk bir kitleye hitap edeceğiz. İşimiz zor. Video çekmek kolay değil. İnanın yani buraya gelip burada ders anlatmak, bir kameranın karşısında ders anlatmak kolay değil arkadaşlar. Bunu daha sonra benden sonra bütün çeken arkadaşlar ya Ramazan bu ne kadar zor işmiş. Hani biz sana ama bir video çekti de böyle oldu diyoruz diyor da ama alakası yok arkadaşlar. Çünkü burada ettiğiniz bir sözün geri dönüşü yok ki etrafı bilir. Ben bir kesinti yapmam. Yani hocam şurayı kes, burayı kes, bunu buradan yap. Öyle bir şeyimiz yok. Biz ne var? Doğal halimizde çekmeye çalışıyoruz. Allah hayırlısını versin. KPSS'de az kaldı. Ha bir de e-KPSS'ci arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Çok mesaj atıyorsunuz. Ben yayınlamadım. 2018 yurtdışı öğretmenlik sınavı full tarihçi konuşuyor. Ve 2018'de yayınlanan e-KPSS'nin ortaöğretim işte ön lisans ve lisansın farklı düzeylerdeki zihinsel engel, genel görme, işitme arkadaşlar bütün sorularını bu videolarda vermişim. Bir kere daha söyleyeyim. Şu ana kadar ki videolarda iki sınav yapıldı. Biri 2018 yurtdışı öğretmenlik sınavı açıp bakabilirsiniz. İki e-KPSS sorularının hepsi. Yani kaç tane soru ortalama düzeysel anlamda bakıldığı zaman 3, 6, 7 sınav, 8 sınav işte neredeyse. Ve en kötü 6 sınavda 10 soru olsa 60 soru hepsini videolarda söylemişiz. Merak etmeyin size de buralardan bir yerler çıkacak.
Boşa izlediğinizi zannetmeyin. Senenin sonunda meyvelerini toplayacaksınız. İnşallah sizler de, bizler de, Etrabe Hanım da, değil mi Etrabe? O kadar sen de bize yardımcı oluyorsun. Allah razı olsun. Şimdi başlayalım Atatürk ilkelerine. Şimdi biliyorsunuz Atatürk ilkeleri toplamda 6 tane ilkesi var. Ve bu ilkelerin bazı anahtar kelimeleri var ki ancak öyle bulabiliriz bazılarını. Örnek, önce cumhuriyetçilikten bahsedelim. Arkadaşlarım, cumhuriyetçilik halkın kendi kendini idare ettiği yönetim biçimine denir. Cumhuriyetin anahtar kavramları demokrasi, halk egemenliği, ulus egemenliği, ulusal egemenlik gibi kelimelerdir. Şimdi şöyle düşünün, ülkemiz neyle yönetiliyor? Cumhuriyette. Cumhuriyette olmazsa olmaz ne? Seçim. Ney? Oy. Ney? Meclis. Ney? Parti. O zaman Mustafa Kemal herhangi bir lafını verdiği zaman, örnek, hükümet millettir, millet hükümettir sözü Mustafa Kemal'in hangi ilkesiyle ilişkilidir? Cevap cumhuriyetçilikle alakalı. Çünkü millet hükümeti kuruyor ya da hükümet milletten oluşuyor. Demek ki milletin egemen olduğu sistemler olan cumhuriyetçilikte anahtar kelimelere bakmanız lazım. Ben bazılarına hepsine tek tek örnek vereceğim. O şekilde gideceğim değerli arkadaşlar. İleride de inkılapları anlatırken hangi ilkelerle özdeşleştiğinde anlatacağım. Atatürk ilkelerinin ikincisi laiklik. Değerli arkadaşlarım, laiklik din, devlet, din, hukuk, din, toplumsal hayat, din, sosyal hayat veya din eğitimden soyutlanmasıdır. Değerli arkadaşlar, ancak bu şu demek değildir ki dini tamamen tarz. Din ve vicdan özgürlüğü vermek demektir. Tabii ki anahtar kelimesi akılcılık ve bilimselliktir. Onu söyleyeyim. Akılcılık ve bilimsellik kelimesi laiklik ilkesinin anahtar kelimesi. Ne demek bu? Ne demek bu? Mustafa Kemal'in bir lafını verdi. Dedi ki, işte biz en iyi işte medeniyet yolu, tarikat yolu değildir. İşte medeniyet yoludur. Veya işte bizler akılcılığı ve bilimselliği öne çıkaracağız diye şöyle bir metinin arasında böyle bir kelime geçti. Arkadaşlar, akılcılık ve bilimsellik kimin veya din ve devlet içeriğinin birbirinden ayrılması laiklik ilkesinin anahtar kelimesidir. Ben bunları niye söylüyorum? Çünkü size sınavda Mustafa Kemal'in herhangi bir yerde konuşmasını verebilir. Ve bu konuşmanın içeriğini bulmanız lazım. Yani içinden Mustafa Kemal hangi ilkeyi anlatmak istiyor burada? O yüzden çok fazla Atatürk ilkeleri sorusunu çözerseniz çok, iki gün sonra var ya, o kadar gözünüz kapalı yapmaya başlayacaksınız ki bunları. Hiçbiri size zor gelmeyecek. Dediğim gibi inkılaplar kısmında ilkelerle eşleştireceğiz. Üçüncü ilkemiz, halkçılık. Ne demek halkçılık? Halkın yararına olan her şeydir. Doğru mu? Halkın yararına olacak. Burada en önemli şey bu. Başka halkçılık deyince aklımıza ne gelir? Eşitlik gelmeli. Eşitlik. Mesela Mustafa Kemal'in bir lafını verdik. Benim ülkemde dedi, çiftçi, çoban, doktor, mühendis, herkes eşittir dedi. Bu kelime ya da bu laf Mustafa Kemal'in hangi ilkesiyle ilişkilidir? Cevap ne? Halkçılık. Burada bunu bilmemiz lazım değerli arkadaşlar. Yine bir bak, başka kelime ya da başka bir inkılaptan devam edelim. İnkılapçılık. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in durağan olmayan ilkesidir. Ne demek? Devamlı kendini yenilemesi lazım. Şimdi biz eski cep telefonlarla kalan var mı? Yok. Değil mi? Eski mavi siyah önlük giyiyor muyuz? Yok. Devamlı bir inkılap süreci o zaman. Var oldukça devlet devam eder. Peki Atatürk ilkelerinden inkılapçılıkta yerine kelimesi çok önemlidir. Yerine. Ne demek? Eski bir kurumu kaldırıp yerine yeni bir şey getirmek. Örnek. Mustafa Kemal zamanında Darülfünun, yani İstanbul Üniversitesi'ni kurması. Darülfünun kapatılıp yerine İstanbul Üniversitesi'nin açılması. Sanayi Nefise Mektebi'nin yerine Güzel Sanatlar Fakültesi'nin açılması gibi. Yerine kelimeleri eskiyi kaldırıp yerine getirdiğin zaman, yeni bir şey koyduğun zaman, o zaman ne oluyor? İnkılapçılık oluyor. İnkılapçılıkta çağdaşlaşma ve batılılaşma ile yerine kelimeleri değerli arkadaşlar bizim anahtar kelimelerimize. Sınava girdi, şöyle bir soru geldi. Mustafa Kemal'in durağanlığı reddeden ilkesi. Durağanlığı. Duran, duran. Yani sabit yerinde duran. Bunu reddeden ilkesi hangisi? İnkılapçılık. Bunu iyi bileceksiniz. Tamam, soru böyle de gelebilir. Yine bir başka ilkesi milliyetçilik. Ulusal birlik ve beraberlik ile Türk kelimesinin geçtiği ilkedir değerli arkadaşlar. Örnek Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Hava Kurumu. Başta Türk kelimesinin geçmesi veya ulusal birlik ve beraberliğe yönelik çalışmaların hızlanması. Bunlar da milliyetçilik ilkesine girer. Yine bir başka ve son ilkemiz devletçiliktir. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'ten 30'a kadar karma ekonomi, 30'dan sonra ise devletçilik politikasına geçti. Özellikle 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nden sonra. Devlete ait devletin fabrika açması ve ekonomide milli ekonomiyi yaratması, bunların hepsi devletçilik ilkesinin temel gereksinimlerini, yani halk ham maddenin temel gereksinimini karşılanması, eğer devlet eliyle oluyorsa devletçilik. Örnek, mesela iki tane banka örnek vereyim. Yine ikisi de Mustafa Kemal zamanında açıldı. Biri İş Bankası, biri Halk Bankası. İş Bankası özeldir. Niye?
Çünkü özel kişiler, teşebbüs, insani var. Yani insanlar gidip burada ne yapmışlar? Birleşmişler mesela, böyle bir şirket kurulmuş. Ama Halk Bankası direkt devlettir. Devlet olduğu için hangisi devletçiliğe girer? İş Bankası devletçiliğe girmez. Ama Halk Bankası devletçiliğe girer. Tamam. Bunu böyle bilelim değerli arkadaşlar. Özel okul mesela. Devletçiliğe girebilir mi? Bir şahıs yapmış bunu. Ama şuradaki herhangi bir tane okul o devletçilik. Çünkü devlet yapmış. Devletin yaptıklarına ekonomi alanında biz ne diyoruz? Devletçilik diyoruz. Tamam. Bunlar Atatürk ilkelerine genel bakıştır. Birazdan bir tane inkılabı anlatacağım. Hangi ilkeyle ilişkili olduğunu söyleye söyleye gideceğim. Dikkatlice dinliyoruz değerli arkadaşlarım. Başlıyoruz. Şimdi Mustafa Kemal siyasal alanda yapılan ilk inkılaplarından bir tanesi, zaten ilki, 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırması. Bu arada dikkat, sorusu size şöyle de gelir. Lozan Konferansı öncesi yapılan inkılap aşağıdakilerden hangisi? Cevap saltanatı kaldırması. Birinci temelini yapmış olduğu inkılap hareketi hangisidir? Cevap yine saltanatın kaldırması. Değerli arkadaşlar, biz niye saltanatı kaldırdık? Saltanat ne demek? Babadan oğula geçen bir yönetim biçimi. Yani Osmanlı Devleti'nin devamı Osmanoğulları sülalesinden gelen en büyük erkek evlada aittir. Ne demek bu? Vahdettin 36. padişah değil mi? Vahdettin'in oğullarından bir tanesi geçerse Osmanlı Devleti devam eder. Ben ne yapıyorum? Vahdettin'in oğullarına geçme sistemini kaldırıyorum. Böylelikle saltanatı kaldırsam Osmanlı Devleti'nde Vahdettin'in oğullarından bile Osmanlı Devleti'nin başına geçemeyeceği için mantıken Osmanlı Devleti Vahdettin'le son bulur. Peki ben bunu ne zaman yaptım? Lozan Konferansı öncesi. Niye? Çünkü Lozan Konferansı'na sadece bizi değil, yani TBMM'yi, Türkiye'yi değil, Osmanlı'yı da çağırdılar. Biz bu oyunu ne zaman gördük? Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından yapılan Londra Konferansı'nda gördük. Londra Konferansı'nda da hatırla, hem Osmanlı'yı hem de kimi beraber çağırmışlardı? TBMM'yi. Amaç neydi? Birbirlerine düşmek. İşte Lozan'da da bunu amaçladılar. Artı, arkadaşlar, saltanatı ben niye kaldırıyorum? Anadolu'da çift devlet var. İki devlet var. Biri Türkiye Devleti, biri İstanbul Merkezi, Osmanlı Devleti. Şimdi bu ikisi ulusal çıkarlarımızı zedeler. Anadolu içinde iki tane Türk Devleti'nin olması. Bunun üzerine saltanatı kaldırarak Osmanlı Devleti'ni resmi olarak sonlandırdım. Resmi. Başka, saltanatı ben niye kaldırıyorum? Çünkü saltanatı kaldırmadan, yani cumhuriyeti ilan etmem mümkün değil. Önce benim önündeki engeli kaldırmam lazım. Tek kişinin idari sistemi olan saltanatı kaldıracağım ki çok kişinin egemen olduğu, yani cumhuriyeti ilan edebilmem için. O zaman ulusal egemenliğin önündeki en büyük engellerden biri ne? Saltanattır. 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılmıştır. Böylelikle Anadolu'daki çift devlet sona erdi. Tek devlet Türkiye Cumhuriyeti kaldı. Türkiye Devleti kaldı. 2. Saltanatı kaldırmasıyla Vahdettin yurt dışına çıkarıldı. Artık Osmanlı Devleti resmi olarak sona erdi. Lozan'a tek başına katılma hakkını elde ettik. Osmanlı Devleti toprak bütünlüğü, daha doğrusu Osmanlı Devleti değil, Türkiye Devleti'nin toprak bütünlüğü de sağlanmış oldu. Saltanatı kaldırılması ulusal egemenlik önünde bir engeldi, kaldırdım. O zaman ulusal egemenlik önünde bir engeli kaldırma göre hangi Atatürk ilkesine girecektir? Cumhuriyetçilik ilkesine girecektir. Bu bir. İki. Hocam, saltanatı kaldırdım, Vahdettin yurt dışına çıktı. Hangi sıfatla? Vahdettin'in iki sıfatı vardı. Bir, Osmanlı Devleti'ni yönettiği için padişah. İki, İslam alemini yönettiği için halife. Ben neresine son verdim Vahdettin'in? Diyelim ki padişahlık kısmına son verdim. Ama bu adam şu an ne? Halife. Bu adamı kullanabilirler mi Vahdettin'i? Belki dış güçler kullanabilir. Mustafa Kemal bunun önüne alabilmek için ne yaptı? Sultan Vahdettin yurt dışına çıkarıldıktan sonra değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan oylamayla Abdülmecit Efendi adında birisi yeni halife seçildi. Demek ki son halife kim değil? Vahdettin değil. Son halife kim? Abdülmecit Efendi. Peki hepinize şu soru soralım. Hocam, mantıken saltanatı kaldırılmasıyla devlet ve din işleri birbirinden ayrıldı. Niye? Çünkü devlet işi olan Osmanlı Devleti'ndeki imparatorluk vasfına, daha doğrusu devlet başkanlığı vasfına ben son verdim Vahdettin'i. Vahdettin sadece ne sıfatıyla kaldı? Halife. Eskiden din ve devlet işleri mantıken tek kişinin elindeydi. Şimdi ben onun devlet tarafına son verdim. Adam sadece din adamı olarak kaldı. Dini devletten ayırdığım için hangi ilkeye girer? Etrafı? Dini devletten ayırsan cumhuriyetçiyle mi girer etrafı? Bu nasıl kardeşlik etrafı? Bu nasıl Azerilik? Evet, dini devletten ayrılsan laiklik olur. Tamam. O zaman saltanatı kaldırması hangi Atatürk ilkeleriyle ilişkiliymiş? Bir, laiklik. İki, milli egemenliğinde unsuru kaldırdığın için cumhuriyetçilik. Gelelim bir başka olaya. Hemen arada bir gelişme var. 13 Ekim'de Ankara'nın başkenti oluşu. Biliyorsunuz İstanbul en uzun süre işgalde kalan kentimizdi.
İstanbul daha sonra işgalden kurtarıldı. Bütün dünya devletleri ne bekledi? İstanbul Türkiye devletinde başkent olacak diye bekledi. Arkadaşlar İstanbul Mustafa Kemal tarafından başkent ilan edilmedi. Mustafa Kemal daha güvenli bir şehir olan ve milli mücadelenin son durağı olan Ankara'yı ne yaptı? Ülkenin başkenti yaptı. Kimin isteğiyle? İsmet İnönü'nün teklifi üzerine Ankara başkent oldu. Peki Ankara'nın başkent olması özellikle yabancı devletleri rahatsız etmiştir. Neden? Çünkü İstanbul batıda arkadaşlar. Önünde sadece Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ var. Yani İstanbul'u işgal edilmesi bir Ankara'ya göre işgal etmekten daha kolaydır. Mustafa Kemal de ne yaptı? İstanbul'dan Ankara'ya taşıdı. İngilizler büyük tepki verdi. Siz niye başkentinizi taşıyorsunuz diye. Neden? Çünkü ileride İngilizler tekrar Yunan'ı bize karşı saldırıp Edirne üzerinden tekrar İstanbul'a gelmenin hesaplarını yapıyorlardı. Ta ki biz Ankara'yı başkent yapınca bu işte tamamen sona erdi. Kimin teklifiyle? İsmet İnönü. Peki. Şimdi ben Osmanlı Devleti'nde saltanatı kaldırırsam ne olur? Bir, benim yeni rejimim ne olacak? Benim rejimim yok ki. Osmanlı Devleti'nin rejimi belli, meşrutiyetti. Ya da monarşiydi. Ama benim rejimim belli değil. Ben belki tekrar meşrutiyete döneceğim ya da monarşi yapacağım, aristokrasi yapabilirim. Cumhuriyeti ilan edebilirim. O zaman saltanatı kaldırması iki soruna sebep olmuş. İki belirsizliğe. Bir, devletin rejimi ne olacak? İki, devlet başkanı kim olacak? Sen şimdi Vahdettin'i gönderdi, bize devlet başkanı belli değil ki. İnönü de olabilir, Mustafa Kemal de olabilir, Kazım Karabekir de olabilir, Ali Fethi Okyar da olabilir. Doğru mu? Herkes olabilir. Şimdi bunun üzerine Mustafa Kemal 29 Ekim 1923'te ulusal egemenliği tamamen sağlamak, egemenliği millete vermek, devlet başkanlığı ve rejim sorununu çözebilmek amacıyla 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle beraber meclis hükümet sistemi kaldırıp yerine kabine sistemi getirildi. Cumhurbaşkanlığı makamı oluşturup ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal oldu. İlk TBMM başkanı Ali Fethi Okyar oldu. İlk kabineyi yani hükümeti kurma görevi de İsmet İnönü'ye verildi. Bunu üçünde bilmek zorundasın. Zaten bir tanesini biliyoruz. İlk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanımız Ali Fethi Okyar. Bakın bir kere daha söylüyorum. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk TBMM başkanı Ali Fethi Okyar defalarca soruldu. Bak defalarca dikkat. Bir daha söyleyeyim. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk meclis başkanı Ali Fethi Okyar'dır. Tamam. Ve ilk kabineyi kurma görevi kime verilmişti? İsmet İnönü'ye. O zaman ülkenin başbakanı kim oldu artık? İsmet İnönü oldu. Peki iki tane mareşal yok muydu bizde? İki mareşal. Biri Mustafa Kemal'di, biri Fevzi Çakmak'tı. Peki Mustafa Kemal mareşal olmasına rağmen ülkenin cumhurbaşkanı olduğuna göre diğer en büyük asker rütbeli olan Fevzi Çakmak mantıken bir ülkede en büyük asker rütbedeki kişi nereye atanır? Ülkenin genelkurmay başkanına. O yüzden otomatikman Fevzi Çakmak ülkenin neyi oldu? Genelkurmay başkanı oldu. O zaman sınavda dikkat. İlk genelkurmay başkanı kimdir? Cevap İsmet İnönü. İlk genelkurmay başkanı. Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk genelkurmay başkanı kim? Fevzi Çakmak. Bak, bu ikisini ayırt etmeyi öğrenmeniz lazım. Örnek. İlk Sağlık Bakanı. Diğer adıyla Sıhhiye Bakanı. Kimdir? Petra abi o kadar ders dinliyor. Yani Azerbaycan KPSS'sine girsen kazanacaksın vallahi. Evet. İlk Sağlık Bakanı kimdi? YouTube'da izleyenler bir cevap verin bakayım. Doktor Rıza Nur mu? Yoksa atlan adı var mı? Biz hangi illüzyona takılmayacaktık? Doktor illüzyonuna takılmayacaktık. İlk Sağlık Bakanımız Halide Edip Adıvar'ın kocası Adnan Adıvar'dır. Peki Adnan Adıvar Cumhuriyet ilanı edildikten sonra İsmet İnönü'nün kurmuş olduğu yeni kabinede Sağlık Bakanı olmamıştır. Peki Cumhuriyet ilanından sonraki ilk Sağlık Bakanımız Refik Saydam'dır. Ha, o zaman ben neye dikkat edeceğim? Bana ilk mi diyor Cumhuriyet'in ilanından sonra mı diyor. Onlara bakalım. Peki Cumhuriyet ilanı hangi ilkeyle alakalıdır? Tabii ki cumhuriyetçilikle ilgilidir. Evet hatırla. Vahdettin'i yurt dışına göndermiştim halife sıfatıyla. Bu halife sıfatını bize karşı kullanabilirler düşüncesiyle son kez meclis kararıyla seçilen Abdülmecit Efendi'yi halife ilan etmiştik. Çok güzel. Şimdi halife var, cumhurbaşkanı var. O zaman bu cumhuriyetçilik ilkesine ters. Niye biri atama biri seçim yoluyla gelmiş? İkisi birbirleriyle çatışıyor. 2.
Abdülmecit Efendi kendini devlet başkanı gibi görmesin. Eyüp Sultan Türbesi'nde kılıç kuşanmayı talep etmesi. Kendi harcı rahına daha fazla para talep etmesi ki ülke zor durumda. Yine Afganistan'da bulunan bazı dini tarikat liderlerinin halifeliğin kaldırılmaması. Çünkü o da gündeme gelmişti. O esnada saltanat kaldırınca o da gündeme geldi. Halifeliğin kaldırılmaması konusunda İsmet İnönü'ye gönderdiği biraz da tahrik veya biraz da ne derler değerli arkadaşlarım ona? Tehdit içerikli bir mektup var. Bu mektup İsmet İnönü ile beraber gazetecilere ulaşıyor. Gazeteciler de bunu yayınlıyor. Yayınlayınca da Mustafa Kemal 3 Mart 1924 tarihinde hilafetin ilgası yani halifeliğin kaldırılmasını mecliste kabul ediliyor ve halifelik kaldırılıyor. 1. Halifeliğin kaldırılmasıyla beraber inkılaplar önündeki en büyük engel de kaldırmışsın. Sınava girdin. Mustafa Kemal zamanında yapılan hangi inkılap? Diğer yapılacak olan inkılapların önünü açmıştır. Cevap halifeliğin kaldırılması. Niye? Halife olursa cuma hafta sonu tatili cumadan pazara alınamayabilir. Halife eğer durmuş olsaydı atıyorum bazı inkılaplar yapılamayabilirdi. Medreselerin kapatılması mesela veya Arapçadan Latin harflerine geçmek gibi bazı inkılaplar yapılamayabilirdi. O yüzden halifeliğin kaldırılmasından sonra inkılapların hızlandığını görüyoruz. 2. Cumhuriyetçilik yönünde önemli bir adım atıldı. Devlet çift başlıktan kurtuldu. Bir halife, bir cumhurbaşkanı bundan kurtuldu. Ve cumhuriyetçilik ilkesi tabii ki güçlendi. Yine halifeliğin kaldırılmasıyla değerli arkadaşlar laiklik yolunda da önemli bir adım atılmış oldu halifeliğin kaldırılmasıyla. Peki, halifeliğin kaldırıldığı gün olan 3 Mart 1924'te sadece halifelik mi kaldırıldı? En çok gelen sınav sorularından biridir. Bakın arkadaşlar sizler bugün sınava hazırlanırken şu yanlışı yapıyorsunuz. Ne yanlış yapıyorsunuz? Hocam hep biz mi yanlış yapıyoruz? Evet siz yanlış yapıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar çıkmış KPSS sorularına bakıyorsunuz sadece. Bu ülkede tarih KPSS'den hariç YGS, YKS şu anki ismiyle. Hakimlik, jana, asubaylık. Ya birçok sınavda tarih var ya. Yurt dışı öğretmenlik. Siz sadece KPSS'nin çıkmış sorularına bakarak hata yapıyorsunuz. Yani bu ülkede tarihteki sorular sadece orada sorulmuyor. Birçok yerde soruluyor. Biz o zaman niye diyoruz ki size? Arkadaşlar bak farklı sınavlarda çok defa sorulmuş. Bu bir gün elbette nerede de sorulabilir? Kompersiyonu seçme sınavında. O zaman dikkat LYS mesela. LYS'nin en önemli konularından bir tanesidir. Bu Atatürk inkılapları. Halifelik kaldırıldığı gün yani 3 Mart 1924. Doğru mu hocam? Bak buraya. Burada ne var? Sonunda 4 var. 1924'te 4. O zaman kaç tane inkılap yapılmış o gün? 4. Buyurun. 4 tane inkılabı sayalım. 1. Halifelik kaldırıldı. 2. Eğitim ve öğretimi birleştiren ki eğitim konusunu anlatacağım. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. 3. Şeriye ve Evkap vekaleti kaldırılarak yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ne kuruldu? Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. 4. Bir şey daha yapıldı arkadaşlar. Erkan-ı Harbi Umumi Vekaleti. Yani Savaş Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ikiye ayrıldı. Biri Savaş Bakanlığı, biri Genelkurmay Başkanlığı. Tamam. Halifeliğin kaldırılması hangi iki ilkeyle ilgiliydi? Laiklik, cumhuriyetçilik. Bir tane daha ilkeyle ilgili. Hadi bakalım. Arkadaşlarım, hilafetin kaldırılmasıyla beraber İslamcılık politikası tamamen sona erdi. Türkçülük politikası tekrar güçlendi. O zaman hilafetin kaldırılması 3 ilkeyle ilgilidir. 1. Cumhuriyetçilik. 2. Laiklik. 3. Milliyetçilik. Sakın sınavda milliyetçilikle ne alaka var deme. İslamcılık veya ümmetçilik tamamen sona erip Türkçülük gelmiştir. Ya tekrar Türkçülük yükselmiştir. O yüzden 3 ülkeye ilgilendir. Gelelim ikinci. 3 Mart 1924'teki ikinci yapılan tevhidi tedrisata. Onu eğitimle anlatacağım. Onu bir geçelim. 3. Şeriye ve evkaf vekaleti. Kaldırıyorum. Yerine iki kurum kuruyorum. 1. Diyanet İşleri Başkanlığı. Ki biliyorsun ilk Diyanet İşleri Başkanlığımız Milli Mücadele'de Ankara'da Mustafa Kemal'i yanında olan Rıfat Börekçi'dir. Şu tarafta da ise yani ikinci ayrı Vakıflar Genel Müdürlüğü. O zaman ne yaptık biz? Din ve devlet işlerini birbirinden ayırdık. Din, devletten ayrılısı hangi ilkedir etrafı? Ya vallahi kafayı yiyeceğim ya. Kız din, devletten ayrılısı hangi ilke olur? Biraz da söyledim ya. Ana, YouTube'dakiler de böyle ders dinliyorsa vay halimize. Laiklik, laiklik. Etrafı baktın hiçbir şey bulamıyorsun laiklikte, tamam mı?
Gene de layıklık. Evet. Bir kere daha söyleyelim. Din devletten ayrılırsa layık olur. Demek ki şer'i vefkaf vekaleti kaldırması layıklık ilkeli, ilkesiyle ilişkilidir. Dördüncüsü. Erkan'ı harbi umum vekaleti ikiye ayırdım. Bakanlık ayrı, siyaset ayrı yaptım. Bak bakanlığı ayrı, siyaset ayrı yaptım. Ordu siyasete karışmıyorsa cumhuriyetçi iktidarın aksiyonu. Neden? Eskiden bir ordu mensubu aynı anda milletvekili olabiliyordu. Yani düşünün şu an ülkemizin genelkurmay başkanı veya herhangi bir astsubay, yüzbaşı, binbaşı herhangi bir partinin milletvekili olabiliyordu. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Ordu siyasete karışsa o zaman ordu yönetsin. Yani ordunun mensubu milletvekili aynı anda olursa Mustafa Kemal'in acılarını Balkan Savaşları'nda gördü. O yüzden ordunun siyasetten ayrılması için önce bu yapıldı. Ne yapıldı? Erkan Harbi Umum Vekaleti kaldırılarak Savaş Bakanlığı'yla değerli arkadaşlarım Genelkurmay Başkanlığı birbirinden ayrıldı. Artı ilk Genelkurmay Başkanımız biliyorsunuz Cumhuriyet'ten sonra Fevzi Çakmak oldu. Artı ne yaptı? Aynı anda milletvekili ve ordu mensubu olmayı yasakladı. Daha doğrusu siyaset ordudan ailesi hangi ilkeyi güçlendirir? Cumhuriyetçilik ilkesini güçlendirir. Evet. Dört tane inkılabı anladık mı? Bir daha sayalım. Halifelik kaldırıldı. Şer'i efkaf kaldırıldı. Erkan Harbi Umumiye kaldırıldı. Tevhidi, tedisat kabul edildi. 4-2. Gelelim hukuk alanında yapılan inkılaplara. Biliyorsunuz bizler savaş zamanında Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası'nı ilan ettik. Ancak bu anayasa kısa öz, yumuşak, layık değil. Artı savaş koşullarında hazırlandığından dolayı da kişi hak ve ödevlerine yer verilmeyen en kısa süreli anayasamızı. 1924'te savaş bitince yeni bir toplum ihtiyacı da belirince yeni bir anayasa yapma kararı alındı. Ve 1924'te yeni bir anayasa yapıldı. Bu anayasayla değerli arkadaşlarım devletin rejiminin cumhuriyeti olduğu belirlendi. Tabi daha evvelden de zaten belirlenmişti. Niye? 1921 anayasasında yapılan ilk değişiklik neydi? 1921'de devletin rejimi cumhuriyettir maddesiydi. 1924'te de ilk 3 maddelerde 5 maddenin arasında devletin rejimi cumhuriyettir. Devletin dini İslam'dır. Dikkat! 1924 anayasasının ilk halinde devletin dini İslam'dır ibaresi yazarken 1928 yılında devletin dini İslam'dır ibaresi kaldırılmıştır. Dinin hukuk alanından çekilmesiyle beraber laiklik ilkesinde yolunda bir adım daha atılmış olmuş. Bir kere daha söyleyeyim. 1924 anayasasında başlarken devletin dini İslam'dır yazıyordu. Yani 1924 anayasası başlarda laik değildir. Ama ne zaman laikleşti bu anayasa? İlk defa 1924 anayasası yapılan ilk değişiklik. 1928 yılında devletin dini İslam'dır ibaresinin anayasadan çıkarılması. Artı milletvekili yemininden ve cumhurbaşkanı yemininden vallahi ifadesinin çıkarılması. Onun üzerine and içerim gibi bir kelime geldi. Böylelikle bu iki tanesi de yine laik yorumda atılmış adımdır. 1924 anayasası 1961'e kadar biliyorsunuz yürürlükte kaldı. Birçok defa sadeleşti, tekrar aslına döndürüldü. Başlarda seçme yaşı 18'e tekrar 22'ye çıkarıldı. 1945'te dili sadeleştirildi. Ve 1924 anayasası 37 yıl ne yapmıştır? Yürürlükte kalmıştır. Şu an 1982 anayasasını kullanıyoruz. Kaç yıl oldu? 36 yıl. O zaman hala en uzun süre yürürlükte kalan anayasa ne? 1924 anayasasıdır. Bunu da böyle bilelim. Tabii hukuk alanında yapılan 1924 anayasası cumhuriyetçiliği güçlendirmiştir. Peki, Türk Medeni Kanunu'na gelelim. Değerli arkadaşlar, ülkemizde eskiden biliyorsunuz Osmanlı dedi mecelle kullanılıyordu. Peki ben mecelleyi kaldırıp yerine Medeni Kanunu'na getirsem ne olur? Bir şey kaldırıp yerine yeni bir şey getirdiğim zaman zaten inkılapçılık olur. Bu bir. İki, mecelle İslam hukukuna göre düzenlenmişti. Medeni hukuk ise ya da Medeni Kanunu ise İsviçre'den alındı. Niye? Niye İsviçre? Dönemin en modern olması, Türk aile yapısına uygun olması, demokratik olması değerli arkadaşlarım. Ve bu anayasayı biz İsviçre'den aldık, kendimize uygun olarak tatbik ettik. Ve 1926 Medeni Kanunu kabul ettik. Bu kanun kadınlara, bak buraya dikkat, hiçbir siyasi hak getirmemiştir. Bir kere daha söyleyeyim. 1926 Medeni Kanunu kadınlara belediye seçimlerine katılabilme, muhtar olabilme veya seçme seçilme haklarını
vermemiştir. O zaman dikkat sınavda. 1926 Medeni Kanunu'yla kadınlara 1. toplumsal haklar, 2. sosyal haklar, 3. siyasi haklar hangileri verilmiştir? 1-2 verilmiştir. Siyasi haklar ayrı ayrı ilerideki kanunlarla verilmiştir. Önce şuna bakalım. 1926 Medeni Kanunu'na kadın hangi haklar verildi? 1. Çocuğun velayetini alabilme, boşanma hakkı. Başka? İstediği mesleğe girebilme hakkı, nikah hakkı, nikah. Eskiden biliyorsun sadece imam nikahı yeterli. Şimdi devlet resmi nikah yapıyor. Resmi nikah hakkı. Mirastan daha fazla pay alabilme hakkı. Bak bunların hepsi neyle geldi kadınlarımıza? Medeni kanuna geldi. Peki medeni kanunlara kadınlara belediye seçimlere katılabilme hakkı geldi mi? Hayır. Seçme seçilme hakkı geldi mi? Hayır. Medeni kanunlarla kadınlara muhtar olabilme hakkı geldi mi? Hayır. Bunlar ilerideki. Hangi kanunlarla? Örnek. Yıl 1930. Belediye seçimlerine katılabilme hakkı. 1930'da aldı kadınlar. Demek ki kadınların kazandığı ilk siyasal hak ne? Belediye seçimlerine katılabilme. Sene kaç? 1930. Peki kadınlara verilen ilk belediye başkanlığı seçimlerinde Artvin'in Yusufeli ilçesi Kılıçkaya Beldesi'nden Sadiye Hanım, değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı seçilmiştir. Bazı kaynaklarda Müfide İlhan yazar, o yanlıştır. Müfide İlhan 1950'de seçilmiştir. Biri 1930'da, biri 1950'de. Hangisi ilk belediye başkanıdır mantıken? Sadiye Hanım ilk kadın belediye başkanıdır. Bunu siyasiler bile çok az biliyor. Bugün ülkemizdeki birçok milletvekili bundan 6-7 ay önce bir resepsiyon yapıldı. Sadiye Hanım andılar. Sadiye Hanım birçok milletvekili Müfide İlhan biliyormuş. Onlar da öyle biliyormuş. Sadiye Hanım halbuki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sadiye Hanım anıldı. Yine bir başka olay. 1933'te kadınlara muhtar olabilme hakkı verildi. Etrafı muhtar. 33'te. O zaman kodlamamızı biz nasıl yapacağız? Burada dikkat. Kadınlara verilen siyasal hakların kodlaması bu. Görüyor musun Etra abi? Kadınların sevdiği en iyi otomobil markası neymiş? BMW. 1930 belediye. 1933 muhtarlık. 1934 vekillik. Tamam. Seçme ve seçim milletvekili. Dikkat. 1930'daki ilk belediye seçimleri Sadiye Hanım söyledi. 1933 senesinde Aydın'ın Çile ilçesi Karpuzlu Köyü muhtarı Gül Esin olmuştur. Bu soruya dikkat. Türkiye'nin ilk kadın muhtarı kim değil? Kezban Yenge değil. Tamam. Heh, kimmiş? İlk kadın muhtar Gül Esin. Sen biliyor musun yenge yenge Kezban Yenge muhtar mı oldu Kezban? Kanal 7'de vardı bak. Yok yok. Evet, ilk milletvekili. Peki bir şey söyleyelim. Türkiye kadınlara ilk seçme seçilme hakkını 1934'te verdi. Tabii seçimler beklendi. Bir sene sonra ülkede seçimler yapıldı. O zaman kadınların katılmış olduğu ilk seçimler 1935'tir. Ve 17 kadın neyse girmiştir. Ardından da ara seçimlerde bir kadın daha eklendi. Ve 18 kadın ne olmuştur değerli hocalarım? Milletvekili olmuştur. Bunlar ise ilk köylü mebus kadın. Yani direkt köyden gelerek ülkenin milletvekili olan kadın kim? Ankara Kazan'dan Satı Kadın. Soyadı Kanun'dan sonra Satı Çırpan soyadını alacak. Belki bilmeyen varsa söyleyelim. Mustafa Kemal Bilgin Kurtuluş Savaşı'nda değerli arkadaşım Ankara Kazan'dan geçerken Satı Kadın Mustafa Kemal'e ayran ikram ediyor. Bakın bu olay çok eskiden milletvekili olmadan. Satı Kadın nereden tanıyor Mustafa Kemal? Mesele o işte. Bir köylü kadını Mustafa Kemal nereden tanıyor? Kazan'da Kızılcahamam'a doğru giderken Kazan'da değerli arkadaşlar Mustafa Kemal arabasını durduruyorlar ve Satı Kadın ona ne ikram ediyor? Bir ayran ikram ediyor. Ancak Mustafa Kemal'in çok terli olduğunu görüyor. Satı Kadın onun terli olduğunu görünce ayranın içine biraz ot atıyor. Birkaç tane ot. Hani bazen bizlerde bir şeyler içerken ağaçtan dökülür ya. Ne yaparız biz öyle durumda? Elimizi alır çıkarız. Mustafa Kemal de çıkarmıyor hani ayıp olmasın diye. O çöple beraber çöpü itekliyor, oradan içiyor. Yani çöpü ileri doğru itekliyor ayranın içine, çöp olmayan yerini içiyor. Tabii hemen Mustafa Kemal'e yanındakiler diyor ki, ya sen diyorlar Satı Kadın'a, niye böyle bir şey yapıyorsun? Yani koca Mustafa Kemal'e ayran içinde böyle şey mi getirilir deyince, Satı Kadın ne diyor? Paşam diyor, sizi terli gördüm.
O yüzden diyor otları içine ben bilerek attım. Hani yavaş yavaş içinde hasta olmayın diye. İşte bu olaydan sonra Mustafa Kemal benim böyle kadınlara ihtiyacım var dedi. Ve o kadını unutmadı. 1936 ara seçimlerinde Satı Kadın ülkemizin ilk köylü mebus kadını oldu. Olayın aslı budur. Nereden tanıyor Mustafa Kemal Satı Kadın? İşte buradan tanıyor. O zaman bunları unutmayalım. Sadiye Hanım ilk muhtar Gülesin. İlk milletvekili var mı? İlk milletvekili yok. Hepsi aynı anda seçiliyor. Ama ilk köylü mebus milletvekili kim? Satı Kadın. Kendinize iyi bakın. Devamında görüşüyoruz. Nerede? Sosyal alanda veya toplumsal alanda yapılan inkılaplar konusunda. Bu arada şuna dikkat edelim. 1924 Anayasası Cumhuriyetçi ilkesidir. Medeni kanundan ilkedir. Bak hatırla. Kadın ve erkeği eşit tuttuğum için hakçılık. Mecelle İslam hukukunu reddedip İslam hukukunu getirdiğim için laikliktir. Doğru mu? O zaman medeni kanunda laiklik ilkesi ve hakçılık ilkesiyle nedir kıymetli dostlarım? İlişkilidir. Artı kadınlara verilen siyasal haklar da tabii ki cumhuriyetçilikte ve yine halkçılıkla ilişkidir. Çünkü erkekle kadını bütün her yerde eşitlerse, toplum önünde halk eşitlenirse bu halkçılık olur. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.